Merhaba hocam demiş Semra. Dostumuzun arzusunun ıslahından sorumluyum ne demek? Dostumun arzusundan sorumluyum şu demek. Tüm dünya benim içimde. Tüm dostlar da benim içimde. Ve dışarıda dostumun bana bozuk gözükmesi, onun ıslahı ihtiyacının gözükmesi aslında benim ıslahım. Doğru mu? Yerden bana bendeki bozukluğu gösteriyor. O yüzden dostumun ıslahına yardımcı olmam ne sağlıyor bana? Kendimi ıslah etmemi sağlıyor. O yüzden dostun ıslahından mı sorumluyum, kendi ıslahımdan mı? İkisi aynı şey. O yüzden dosta yardım etmek kişinin aslında kendisine yardım etmesi gibi bir şey. O yüzden dostun ıslahından sorumluyum demek aslında tüm arzularımın ıslahından sorumluyum demek. Ancak bizler yaratılış gereği, realiteyi içimizde değil dışımızdaymış gibi algılıyoruz. O yüzden bizler sanki dışarıda bir dünya varmış yerine her şeyi içimizde görmeye başladığımız zaman o zaman göreceğiz ki dost falan da yok. Sadece yaradan var ve ben varım. O ana kadar dostun ıslahından sorumluyum demek aslında benim kendimi benim dışımdaymış gibi gözüken, öyle hissettiğim dışımda var olmuş, var olan bir varlığa yönelik çalışarak kendimi ihsan etmeye doğru ilerletmem demek. Sadece bu. O yüzden aslında kendi ıslahımdan sorumluyum. Çünkü dostun ıslahı ile benim ıslahım arasında bir fark yok. İşin açıkçası bu. Ve bu dışarıya doğru yönelik çalışmamız da kendimizi benimizden çıkarmak için, o derimizin dışına biraz çıkabilmek için. Aslında güzel bir yaklaşım, realitenin böyle olması. Çünkü her şeyi aslında biz dışımızda değil de içimizde hissediyor olsaydık, asla içimizde neyi nasıl ıslah edeceğimizi bilemezdik. Ayırt edemezdik, fark edemezdik. O yüzden sanki dışımda dostlar var ve onlara yönelik çalışıyor gibi olmam, benim içimde neyi ıslah etmem gereken şeyi bana gösteriyor, işaret ediyor. Yoksa realiteyi realde olduğu gibi algılasak içimizde bunun ayrımına gelemeyiz. O yüzden bu dünya çok özel bir yer. Kabalistlerin yazdığı gibi. Bu realite gibi bir realite yok. Çünkü tüm realite adamın içinde hissediliyor ama sanki her şey dışındaymış gibi yansıyor.